Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Ünlü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bazı arkadaşların küçük bir sorusu var. Hocam, kanalı büyütmek için mi forma dağıtıyorsun? Niye bu kadar uğraşıyorsun diye. Siz gerçekten benim vizyonumu anlayacak kapasitede değilsiniz. Maalesef iki tane sponsor bulmuşum. Hani abone sayısı, üye sayısı malum. Yani siz benim vizyonumu gerçekten anlamamışsınız. Ama eğer anlasaydınız, izlediğiniz video bir beğeni atıp da 500 beğeniye ulaştıralım videoyu deyip şu ana kadar belki de 10 kişiyi, 15 kişiyi forma sahibi yapardınız. Sadece kendiniz için düşünmeyin arkadaşlar. İki tane video attık dün. Dedik ki 500-750 izlenme gelsin, forma verelim diye. Ama herhalde ulaşmayacak. Bu video için de geçerli. 500 beğeni geldiği anda bu video için de yorum yapanlardan bir kişiye forma dağıtacağız arkadaşlar. Anında çekiliş yapacağız. Bakalım ne olacak. Şimdi işte VAR'da en çok kazanan hakemler. Hocam bize ne VAR'daki hakemlerden? Değil mi arkadaşlar? Size ne VAR'daki hakemlerden, yoktaki hakemlerden? Ancak züğürt çenesiyle iş yapalım. Arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum ama MHK Süper Lig'de, 1. Lig'de saha ve masa hakemlerini ayırmış durumda. 10 bin lira maaş, maç başı prim alan 11 tane VAR hakemi içinde en çok kazanan isim de belli oldu diyor haberde. Şimdi VAR'la şey ayrıldı. Yani bir hakem sahada, bir hakem masa başında olacak. 11 tane masa başı hakemi var arkadaşlar. Ve AVAR'da da görev alan hakemler var. 11 tane hakem VAR'da görev yapıyor demiş. Ben burada tek tek ismini açıklayıp da konuşmak istemiyorum ama derseniz en hani çalışmasın dediğin kim? Serkan Tokat ve Hakan Ceylan. Bir de Alper Ulusoy soylu mu? Alper Ulusoy. Bu arkadaşlar kesinlikle görev yapmasını isterim. Mustafa Öğretmenoğlu da bu listeye giren mimli hakemlerden benim gözümde. Ve arkadaşlar Ajans Spor'un haberine göre Süper Lig'de VAR olduğu zaman 10 bin lira, AVAR olduğunda 5 bin lira kazanıyormuş hakemler. 1. Lig'de VAR ücreti 6.800, AVAR ücreti 3.600 lira. VAR aylık sabit maaş 10 bin lira. Yani şöyle düşünün arkadaşlar, 10 bin lira aylık sabit maaş alıyorlar. Süper Lig'de VAR ücreti 10 bin lira. 2 tane maçta VAR görevi yaptı. 10 binlerden 20 bin lira da buradan 30 bin lira almış oluyorlar arkadaşlar. Aynı zamanda Süper Lig'de aldılar. 2 haftada 1. Lig'de alsınlar. Yaklaşık 14 bin lira da oradan aldılar. Hop 44 bin lira. Ve VAR hakemler içerisinde en çok para kazanan Özgür Yankaya olmuş. Hani bazı arkadaşlar diyor hocam çoluğuna çocuğuna nasıl para kazandırıyorlar diye. 30 Temmuz 2022'de Süper Kupa finaliyle başlayan 2022-23 sezonunda masa başında görev alan 11 hakem içerisinde ise en çok parayı Alper Ulusoy kazanmış. Yani yeşil sahaların en eski hakemi, 13'ü var, 7'si AVAR olmak üzere toplam 20 maçta 171.200 lira kazanmış. 2 aylık sabit maaşla birlikte toplam 189.000 lira kazanmış oldu 2 ayda. Ve Ulusoy 167.000 lirayla Serkan Tokat. 160.000 liralık geliriyle de Hakan Ceylan takip ediyor. Yemin ediyorum bu listeye bakmadım. Hani şunlar demek için değil. Alper Ulusoy'un, Serkan Tokat'ın ve Hakan Ceylan'ın Galatasaray geçmişlerinde bağlantılarını araştırın. Zaten niye nefret ettiğimi anlarsınız. Ben bu arkadaşlara şunu uyarayım. Sizden çıkmasa da çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkar. Allah hiç kimseye haram lokma yedirmesin. Hiç kimseye haram kazandırmasın. Aa hocam ben diyor işte eskiden yemeklerden, domatesten, işte ne bileyim dürümden, etten tat alırdım. Şimdi tat alamıyorum. Paranın ne şekilde kazandığına bak. Yani kazandığın parayı nasıl kazandığına bak. O kadar söyleyeyim. Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'nin 7 maçlık zorlu bir fikstürü var arkadaşlar. Biliyorsunuz milli ara sona erdi. Ve Fenerbahçe bu ay içerisinde, Ekim ayında 7 maç daha yapacak. Ve milli aranın bitişiyle birlikte müthiş bir performans. 6 Ekim'de AYK Larnaka maçı. Bitti mi? Ne bitmesi? Daha yeni başlıyor. 9 Ekim Karagümrük. 13 Ekim'de tekrar Larnaka. Bakın 7 günde
2 maç yani 8 günde 2 maç yapmış oluyorsun Larnaka'yla. Normalde UEFA maçları arasında bir haftalık bekleme süresi olurdu ama şu Dünya Kupası pırtır pırtırından dolayı olay böyle. Yani Güney Kıbrıs'a gidecek Fenerbahçe 17'sinde Spor Toto Süper Lig'de başkentte Ankaragücü sınavına çıkacak. Ankaragücü'nün ardından 22'sinde Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe ve Başakşehir maçından sonra Ren ile randevu Kadıköy'de olacak. Bu arada şunu söyleyeyim. Hem Ren hem Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeki arka arkaya oynayacakları iki maçı kazanırlarsa bence bu Ren maçı çok daha keyifli olur. Bu ay yani Ekim'in 30'unda ise İstanbulspor'la deplasmanda oynayacak karşılaşmayla sona erecek. Fenerbahçe bu 8 maçlık periyotta, şey 7 maçlık periyotta ligi çıktım. Ligi çıktım. İstanbulspor'dan sonra Giresun maçı var sanırım ligde. 6 maçlık bir lig serüveni. Benim Ulaş abiye yani Redondo'ya bir sözüm var. Dedim ki bu Cendere'den Fenerbahçe'ye 18 ile çıksın ya da 16 ile çıksın. Yani 16 puanla çıksın bu 6 maçtan. Seçeceğin 3 kişiye geçtiğimiz sezonun formalarından diye. Böyle dağıtalım biz de. Yani madem kanalımızdaki arkadaşlara bir beğeni tuşuna basıp forma çekilişine girmek zor geliyor. Biz de başka yerlere dağıtalım. Hiç olmadı. Dişi Kanaryalar kanalı takip etsin derim. Gider Dişi Kanaryalar hediye ederim. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Yani ben bu kadar uğraşırken yani gördüğüm karşılık bence hoş değil ya. Gördüğü karşılığın hoş olmayan bir kişi daha var Fenerbahçe'de. Miha Zajc. Zajc son bir ay içinde forma yüzü görmedi. Çeşitli spekülatif haberlerin içerisinde yer almasına rağmen Fenerbahçe'nin bazı kurmaylarının baskı yapması isteniyor. Beşiktaş'ın Ersin Destanoğlu'na uyguladığı taktiği deniyor Fenerbahçe diyorlar. Yani geçtiğimiz sezon 41 maça çıkıp 9 gol 2 asistle oynuyor. Son haftalarda Jesus net bir şekilde kesik vermiş durumda. Bakın arkadaşlar ısrarla söylüyorum. Bir bakmışsınız Larnaka maçında Zajc'ı izleriz ama yedekten girer ama 11 başlar. Bir bakmışsınız Karagümrük maçında da Serdar Dursun'u izleriz ama yedekten girer ama 11'den başlar. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Zajc'ın Kiev ve Ren Süper Lig'deki Kayserispor ve Alanya maçlarında kadroda olmasına rağmen süre almaması dikkat çekti. Beşiktaş derbisinde kadroda bile yoktu. Değil mi? Fenerbahçe yeni sözleşme teklif etti, kabul etmedi. Peki Ersin Destanoğlu taktiği nasıl hocam? Baskı yapmış Beşiktaş. Öyle söylüyor. Haber öyle söylüyor. Ben bilmiyorum. Yani sözleşme uzatmaması Fenerbahçe'nin oyuncuyu devre arasında göndererek gelir elde etmeye çalışıyor diyormuş. Ya gelir elde edecek olsan ne kadar elde edeceksin Allah aşkına? Futbolcunu devre arasında satsan kaç lira elde edeceksin ya? Şimdi Fenerbahçe neyle boğuşuyor biliyor musunuz? Bak siz Zajc'a falan odaklanıyorsunuz. Fenerbahçe'nin sorunu Zajc değil. Fenerbahçe'nin sorunu Lugano. Şey pardon Lemos. Özür diliyorum Lugano dedim. Lemos. Hani şu Lugano'nun veliahtı diye alınan ama Fenerbahçe'nin içine fesat düşüren Lemos sezon başı kadro dışı bırakılmıştı diyor haberde. Asla kadro dışı bırakılmadı. Sadece kadroya giremedi. Bakın arkadaşlar ifadeleri onlar kullanıyor bana yükleniyorsunuz. Yani yabancı kanunundan dolayı şey kuralından dolayı lisansı çıkarılamadı. Yoksa kütür kütür oynuyordu. Ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Fenerbahçe fesh etmek istiyor artık. Fesh edelim git diyor. Ancak tek taraflı feshi FIFA'dan döner. Fenerbahçe de FIFA ile karşı karşıya olmak istemiyor. Lemos da yani yıllık maaşının tamamını verin ayrılayım diyor. Ama olmuyor. Arkadaşlar biz şu Birleşik Arap Emirlikleri takımıyla çok güzel görüşmüştük. Lemos'u şey gönderiyorduk. İtalya yoruk diyeceğimi zannediyorsunuz. Öyle bir şey söyler miyim hiç kıymetli oyuncumuza? Ama söylemiştim minnacık bir şey kaldı diye. Arkadaşımız minnacık şeyleri çok dert ediyor. Ve antrenmanlara katılıyor. Ocak ayında başka takıma gidebilir. Gitmeyebilir. Sezonu bu şekilde tamamlayabilir. Ama bu sezon 5 maçta görev almış durumda. 5 maçta. Ve yani Jesus tarafından tercih edildi ama birçok hayal kırıklığı da yaşattı. Mesela Adana Demirspor maçında yediğimiz ikinci golü falan hatırlayın. 1,5 milyon euro bonservisine ödendi. Ve 15 maça çıkmış Fenerbahçe'de sadece bir asisti var. Hani
gölge etme, başka ihsan istemem diyor ya. Ben Lemos için aynısını söylüyorum. Ha şu da bir gerçek. Oyuncu yani yaşım daha genç, kaybolmak istemiyorum diyor. Önümde Jesus gibi bir şans var. Belki benden faydalanır, parlarım diyor ama bakalım arkadaşlar, son çırpınışlarımızı yapıyoruz. Arkadaşlar mesela Fenerbahçe Gustavo Henrique'yi aldı stopere. Birçok eleştiriler geldi. Bu arada benim de Gustavo Henrique'yle ilgili bazı açıklamalarım vardı. Onu da hatırlatırım arkadaşlar. Ben biraz hani çok değinmiyorum ama niye aldı, ne amaçla aldı diye anlattığım bir video vardı. Onu izleyen arkadaşlar hafızaları çok güzelmiş diyor. Hocam sen diyor anlatmıştın zaten diyor. Hani hava toplarında üstünlük mesela diyor. Beşiktaş'tan oynadığımız zaman Vegors kesinlikle bize gol atamaz demiştin falan filan. Çünkü işte Gustavo Henrique uzun boy avantajı, hava topunu bırakmaz şöyle böyle. Yani Gustavo Henrique alındı. Ama aynı zamanda Nino, hatırlıyor musunuz? Nino diye bir futbolcu vardı. Yani Nino'yu 5 milyon euro bonservis bedeliyle alma durumumuz vardı. 25 yaşındaydı. Yani futbolcu şu anda 45 maça çıkmış bu sezon. 3813 dakika süre almış. Yani oynuyor sürekli. Zamanında 1 milyon euroyu almışlar ama boyda 1.88 baktığınız zaman. Yaş 25. Yani hemen hemen o da Gustavo Henrique'ye benzer profilde bir oyuncu ama Ali Koç demiş ki riske girmeyelim demiş. Parayı basalım. Nino'yu alalım demiş. Jesus da demiş ki Mustafa Hoca'nın yaz boyunca söylediği cümlelerin benzeri şeklinde. Fenerbahçe'nin parasını çarçur ettiremem demiş. İkisi de aynı işi yapar. 3-4 katı para vermeye gerek yok diyerek Gustavo Henrique'yi Fenerbahçe'ye aldırıyor. Arkadaşlar Fenerbahçe'de bir sıkıntı var. Mert Hakan Yandaş sıkıntısı. Şimdi ben bunu da söylemek zorundayım. Kimse de kusuruma bakmasın. Yani lafı gediğine de oturtmak zorundayım. Çünkü bazen bunu yapmadığım zaman hocam alçak gönüllü. Alçak gönüllülük bizim ülkede işe yaramıyor. Kavgacı olacaksın, gürültücü olacaksın. Beyefendi olmayacaksın. Ahmet Selimkul bir duyum vermiş. Mert Hakan Yandaş'ın Beşiktaş maçında Jetson diye mi okunuyor? Jetsoy Fernandez'de girdiği ikili mücadeledeki faul bile verilmeyen mücadelede dizinden sakatlandığını, en az bir ay sahalarda olmayacağını söylemiş. Zaten bir ay sonra Fenerbahçe'nin maçı bitiyor. Yani Dünya Kupası bitene kadar yok. Aralık ayına kadar, Aralık sonuna kadar yok, ocağa kadar yok diyor Mert Hakan Yandaş için. İnanılmaz bir şey bu iddia. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Yaz döneminde Rusya'dan 7 milyon euroluk bir teklif geldi Mert Hakan Yandaş'a. Ben burada yalvardım. Satın dedim. Aman satın dedim. Şimdi beni sevmeyen bazı Fenerbahçeli sayfalar var ki bir Fenerbahçe sayfası beni niye sevmez? Ben de onu anlamıyorum. Beni başka takım sayfalar da sevmeyebilir. Onu bir yerde anlarım. Rakibizdir. Hani sevmiyordur. Anlarım ama Fenerbahçe sayfaları niye sevmez anlamamışken üstüme trollerini gönderdiler. Yok hainmişim ben. Yok Mert Hakan Fenerbahçe için yüreğini ortaya koyuyormuş. Saha içinde çok çalışıyormuş. Saha dışında çok çalışıyormuş. Süper bir futbolcuymuş. Muadilini alacak olsak 10 milyon eurodan aşağı alamıyormuşuz. Niye 7'ye satıyormuşuz? Falan filan Inter Milan. Lan manyak mısınız dedim teklif gelir gelmez. Satın oğlum satın dedim. Mert Hakan gibi 10 tane Mert Hakan buluruz biz dedim. Satın. Hocam çok karakterli çocuk. Lan bana karakterli olması gerekmiyor. Bu kanaldaki birçok kardeşim çok çok karakterli. Birçok kardeşim çok karakterli. Fenerbahçe için canını dışına takan birçok kardeşim var. Ya yaşı olmuş 28. Türk milli takımına sadece Fenerbahçe'de diye artık alınmayan bir isim. Başka takıma gitse anında kapacaklar. 8 maça çıkmış 204 dakika. Allah'tan korkun ya. Bir gol bir asist. Hocam baksa 204 dakikaya bir gol bir asist sığdırmış diye savunmaya geçecekler. Ya ben ne yapayım? Beşiktaş maçında oyuna girdin. Ne yaptın? Ne gösterdi de sakatlandı? Lan ne gösterdi de sakatlandı? Hatta ben üzüldüm İsmail Yüksek dedim. Zaits var, İsmail Yüksek var. Heba ediyoruz kenarda. Bunu bak bir şey söyleyeyim. Krizi fırsata çevirme. Bas Zaits'a teklifi. Ne istiyorsun Zaits sen? Atıyorum arada 100 bin euro var. Verdik ulan 100 bin euroyu imzala.
Ön protokolü imzala, yapıştır. Al sana kütürük hediye gibi Zeiss. Kullan gitsin. Yani kullan gitsin. Ve arkadaşlar lütfen bak, lütfen yalvarıyorum, şu benim sezilerime birazcık güvenin. Birazcık şey yapın. Yani sezilerimi de geçtim. Ya futbol görüşüme birazcık saygı duyun. Geçen sezon Pelkas'a 8 milyon euro teklif geldi. Satın. Saniye beklemeyin. Ozan Tufan'a 10,5 milyon euro teklif geldi. Beyimiz gitmedi gerçi. Kulüp satıyordu da beyimiz gitmedi. Ulan 10,5'a Ozan'ı, 8'e Pelkas'ı, 7'ye Mert Hakan'ı okutsan 3 futbolcudan 25 milyon euroyu cukkalamış olacaksın. Hocam Mert Hakan gibisini nereden buluruz? Allah'ınızı severseniz. Süper Lig'de elinizi sallayın. Bak elinizi sallayın. Alayım bir sene dursun. Bir sene sonra Mert Hakan olsun diyeceğiniz 50 tane futbolcu bulursunuz. Ben Mert Hakan kötüdür, şöyledir, böyledir demiyorum. Sezon başlıyor. Kurşun yedi. Yok. 2 ay yok. Haziran'da sakat. Bilmem daha nereden çıkıyor. Maç oynanıyor. 9 dakika 10 dakika top oynamış. 1 ay yok. Ya arkadaş biz camdan Mert Hakan mı aldık? Yapmayın etmeyin ya. Ya 7 milyon euro. Ya 7 milyon euroyu siz niye azımsıyorsunuz? Bak size bir şey söyleyeyim. Kalbur üstü standart birkaç oyuncu söyleyeyim Fenerbahçe'de. Gustavo Henrique 7 milyon euro teklif gelse satarım. 1. Bak 1. Serdar Aziz'e 7 gelse satarım. 2. 2. Ali Voski kadrolu futbolcumuz olsa 7 teklif gelse satarım. 3. Zayt 7 gelse satarım. 4. 4. İsmail Yüksek sonraki satıştan %40 pay falan filan deseler 7'ye satarım. 5. Arao'yu 7'ye satarım. 6. Emre Mor'u, şimdiki Emre Mor'u sonraki satıştan payla 7'ye satarım. İrfan Can'ı 7'ye satarım. Siz Rossi'yi 7'ye satarsınız. Buruma'yı 7'ye satarsınız. Lincoln'u 7'ye satarsınız. Ya bu takımda 7'ye satılacak o kadar çok adam var ki. Ama siz 7'yi beğenmediniz. Neyse bu da bize ders olsun. Mert Hakan'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ama krizi fırsata çevirmek lazım. İnşallah Fenerbahçe krizi fırsata çevirir. En azından kütür kütür yeni transferimiz Zayt olmuş olur. Demek istediğimi inşallah anlarsınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ya da ben anlatabilirim. Görüşmek üzere.